Evet arkadaşlar, inşallah güzel bir maç olacak. Bendeniz Volkan Yürük, namı değer Volkan abi. Yine sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım. Orada 4 kişi burada da 4 kişi de buraya indi. 2 kişi de orada tarafa. Oh maşallah maşallah. Evet, 3 maç 3 galibiyet diyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz, başarabilecek miyiz? Sizlerle beraber hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Sadece oyun videoları değil, görüntü, montaj, kurgu, illüzyon, kukla, dublaj, seslendirme gibi birçok görsel, eğitsel programları da burada canlı yayında sizlere anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ben oyuncu ve sunucu Volkan Yürük, namı değer Volkan abi. İlk defa izleyenler varsa en son TRT1 Toz Kapanan'da kukla bilim adamını canlandırmıştım. Şimdi artık burada canlı yayınlar yapıyoruz. Aynı zamanda da yine Twitter, TikTok, Instagram ve YouTube'dan da yine aynı isimle canlı yayınlarımız olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. İlk defa gelenler varsa kendimizi tanıtmış olalım. Ben her zaman tek başıma oynuyorum. Tek başıma oynuyorum. Oyunun sonuna doğru diğer takım arkadaşlarımla buluşuyorum. Keza yine öyle yapacağım. Evet, biraz ses kasalım. Evet, biraz ses kasmak istiyorum. Şimdi ses kartım tek olduğu için hem kulakla hem de hoparlöre veremedim. Evet, burada bir hareket var. Abi sen onu ne zaman aldın o silahı ya? Arkadaş, oyuna yeni başladık ya. Adam kar bulmuş. Atış yapıyor. En sevdiğim silahlardan biri 762. Bir de M4. Onun içinde mermi alıyorum. M4 buluruz diye düşünüyorum. AKM de güzel silah ama çok gürültülü bir silah. Çok tercih etmiyorum yani. Çok tercih etmiyorum. Evet, susturucumuz var. Şunu atalım. Şunu da atalım. Diğerleri lazım olacak yani. Diğerleri lazım olacak. Silahlarla ilgili ekstra parçalar varsa alıyorum. Çünkü gerçekten sonradan bulmak zor oluyor yani. Evet, bunu alacağım. Çok yakından bir yerden geliyor silah sesleri. Evet, çok yakından geliyor abi. Şuradan geliyor. Büyük ihtimal. Fabrikada birileri var. Garanti var yani. Şöyle doğru gideyim, şöyle çapraz gideyim de. Şimdi dürbünüm yok. Dürbünüm olmadığı için oraya girmeyeceğim. Onu söyleyeyim yani. Şu an için. Bir de M4'üm de yok. Sargı bezini bırakıyorum. Şunu da bırakayım şimdilik. Evet, ne yazık ki kurşunu da bırakacağız. Bunlar çünkü lazım yani bana. Evet, oraya drop iniyor, bayağı uzak. Bir tane de o tarafta, o zaten bayağı bayağı uzak yani. Şimdi çanta 200'lük olmasına rağmen ne yazık ki şu an yetmiyor. Evet, silahımız geldi. Beklediğimiz silah. Hemen mermi takviyesi yapalım. Güzel.
değil. 60 kurşun az ama ona çoğaltacağız. Sıkıntı yok yani. Buralarda hiçbir şey yok. Gördüğüm kadarıyla. Buraya sanki biri gelmiş bizden önce. Vallahi bizden önce gelmiş. Buraları süpürmüş gitmişler ya. Ben sana size söyleyeyim yani. Şu anki izlenim o yönde. Hiçbir şey yok abi burada. Onun için hiç dolaşmaya gerek yok. Dediğim gibi oradan zaten silah sesi gelmişti. Oraya birileri gelmişti zaten yani. Oraya birileri gelmiş gitmiş. Onun için ışığı yakalım. Evet, aynı yerlerden geçmişiz abi. Aynı yerlerden geçmişiz yani. Buralar hep boşaltılmış ya. Terk edilmiş burası. Burası baya Çernobil bölgesi gibi olmuş. Evet, şu an şöyle şuradan yavaşça ineyim dedim, düştüm aşağı. Araç var mıdır burada? Araç bak, görüyorsunuz buraya gelindiği belli, araba da yok. Gelmişler, buraları toplamışlar. Arabayı almışlar gitmişler. Enerjiyi bir fulleyelim. Yani 11 kişi kaldı. Hala kimseyle karşılaşamadık. Yavaş yavaş takımın yanına gitmeye çalışıyorum. 3 kişi zaten bizim takım. 8 tane oyuncu var. Evet, bir tanesini gördüm şu an. Hatta iki tanesini gördüm. Evet, geliyorlar. Evet, ya da gidiyorlar yani. Evet, beni gördüler. Şöyle geçeyim. Evet, ben buradan onları bitirebilir miyim? Çok. Arkadan geldi. Sen nereden çıktın ya? Yerim belli oldu şu anda. İyi. Güzel. Evet, şimdi adrenalin basayım. Şuraya pusu yapmış olabilirler. Abi şansa 3x veriyor, 4x vermiyor. Bence oraya çöktü onlar. Ama mecburen geçeceğim çünkü alan var yani. Alan gelecek şimdi. Evet. Drop'ta bir şey olduğunu sanmıyorum ama çünkü arabalı ekip uğramıştı, belki kurşun murşun vardır diyerek geldim. Keza varmış. Evet, şöyle son 4 kişi kaldı rakip. Dört kişi rakip kaldı. Şu alanı bir kurtaralım. Evet, şu
bir numaraya yaklaşacağım. Evet, gördüm onları. Evet, bayağı uzak bir mesafe. Şu dağın arkasına gittiler. Şu taşın oraya gidebilirim. Sakin. Fena vurdular beni. Evet, beni arkalamaya çalışıyor. Evet, arkaladılar. Benim bir numarada ne yazık ki yetişemezdim. Evet, beşinci olduk. Göz göre göre patladık. Evet, buradan itibaren kayıt al. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yörük, namı değer Volkan abi. Birçoğunuz beni ekranlardan tanıyorsunuzdur mutlaka. Dizi ve reklam oyuncusuyum. En son TRT1 Toz Kapanan'da Kuklalı Bilim Adamı'nı canlandırdım. Oyun videoları çekiyoruz. Aynı zamanda da kurgu, montaj, dublaj, seslendirme, illüzyon, vantrolo, kukla şeklinde dersler de yine canlı yayınlarda sizlerle olacak. Arada da böyle oyunlar oynayıp stres atacağız. Hem oyun oynayacağız hem de oyunların nasıl oynanacağını öğreneceğiz sizlerle beraber. Ben de sizler gibiyim. Yeni başladım. Yeni yeni öğreniyorum. İnşallah öğrendiğim kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Faydalı olmak adına. Şimdi ben her zaman yalnız başlıyorum. Bilenler biliyorlar zaten. Sonradan takıma katılıyorum. Son 5 kişi kala, 10 kişi kala. 3 maç 3 galibiyet diye oynuyorum. 3 maç 3 galibiyette de ilk 5'e kalmak demek, galibiyet demek bir nebze. Yani ikinci takım ya da üçüncü takım olmak bizim için yeterli. Ama biz genel anlamda birincilik için oynuyoruz tabii ki. Bakalım, bakalım 3 maçta da 3 birincilik alabilecek miyiz? Yoksa sadece ilk 5'e mi gireceğiz? Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Evet, hemen buraya bir adam geldi şu an. Abi böyle bir şans yok ya. Vallahi böyle bir şans yok ya. Bu ne ya? Allah senin bela vermiş ya.
Evet arkadaşlar, ben Deniz Volkan Yörük. Namı değer Volkan abi, artık beni tanıyorsunuz. Dizi ve aynı zamanda reklam oyuncusuyum. İllüzyon kukla, vantrolo kukla gösterileri yapıyorum, stand-up gösterileri. En son TRT1 Tosko Paran'da kuklalı bilim adamını canlandırdım. Şimdi de Volkan Yörük Official ismiyle YouTube, Instagram, Twitter, TikTok dahil olmak üzere sizlere canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlar. Faydalı olmak adına hem de eğlenelim hem öğrenelim adı altında. Hem oyunları oynuyoruz hem kurgu, montaj, dublaj programlarının nasıl kullanıldığıyla ilgili de yine canlı yayınlar yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Biz sadece oyun oynamıyoruz, kill almıyoruz, şampiyonluğumuzu ilan edip size hava basmıyoruz. Nasıl oynamanız gerektiği konusunda da hem öğreniyoruz hem de size anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi 3 maç 3 galibiyet yapacağız. 3 maç 3 galibiyet demek, 3 maçta da en az ilk 5'e girmek demek. Ama tabii ki bizim hedefimiz ilk 5'e girmek değil arkadaşlar, birinci olmaktır. Yani ilk 3'e girmektir. İlk 3'te birinci olmaktır. Onun için oynuyoruz ama dediğim gibi ilk 5'e girmek de bizim için yeterli. Çünkü tek başıma oynuyorum. Grup olarak yarıştığım için de ilk 5'e girdiğiniz zaman zaten grup ikincisi, sıralamada grup ikincisi oluyorsunuz. Yani ikincilikte güzel bir skor diye düşünüyorum. Şimdi birincilik için oynuyoruz. 3 maç 3 galibiyet dedik. Arada ses kasacağım. Yani ara ara böyle konuşmayacağım, sessiz kalacağım. O zaman ses gitti falan sanmayın. Hani bilin ki Volkan abiniz ses kasıyor. Evet, şimdi burada güzel bir loot alalım. İstediğim silah. Evet, bu iki silah benim için yeterli. M4 ve DP. AKM'yi çok tercih etmiyorum çünkü çok ses yapıyor. Yerinizi belli ediyor. Bu silahlar da çok ses yapıyor ama o kadar değil yani. AKM maşallah her yerden duyuluyor. Evet, iki seviye. Kaskımız oldu, çantamız oldu, iki seviye yine. Alalım bunu da. Evet, yakın bir yerde çatışma var. Evet, yeleğimiz oldu. Evet, en çok sevdiğim 4x, 6x'ten daha çok seviyorum. Bence şu an için yeterli. Havuza girmek lazım. Havuzda da bir şeyler olabilir. Hızlıca girip çıkalım çünkü bizi koruyacak kimse yok şu an. Yani bizi koruyacak kimse olmadığı için çok da kasmayalım. Çık çocuğum, çık. Evet, burada bir sandık daha olması lazımdı ama yok, bazen olmuyor. Şimdi son bir kez o sandığa bakacağım, yerinde mi değil mi? Ona göre çıkacağım, gideceğim abi. Şurada oluyor genelde. Bakalım. Evet, var mı burada, yok mu? Yok, gördüğünüz üzere boş abiciğim. Boş. Emin olmak için de bir daha içeri kadar da girdim görün diye. Evet, şu an kapıda zaten güzel bir etkinlik var. Duyuyorsunuz sesleri. Çok yakınımızda. Evet, arkadan gelen kurşunlar için tava aldık. Şimdi ben ayarını şeye göre yaptım. Evet, orada 3 kişi var abi. 3'üyle baş edebilecek miyiz bilmiyorum ama böyle bir kahramanlık yaptım yani. Üstelik çok da şeyim yok yani. Çok da kurşunum da yok. Onlar şimdi arkalayacaklar beni büyük ihtimal. Ama onlar arkalamadan ben şöyle öbür kapıya doğru gideceğim. Evet, şuradan çıkacağım. Evet, bakalım gelen giden var mı? Evet, onlar arkadaşlarını kurtaracaklar büyük ihtimal.
Onları arka tarafta bıraktım şu an. 3 seviye kask güzel. Evet, şu an şöyle arkadan dolaşacağım. Riske girmeyeceğim çünkü alan geliyor. Yani benim 3 adamın 3'ü de bitti. 3'ünü de bitirdiler. Evet, alan çok hızlı geliyor. Aynı anda da bombalama bölgesine de yakınım yani. Hatta teğet geçiyorum diyebiliriz yani. Evet, alan geldi geliyor. Evet. Şurada 2-3 kişi var abi. Onun için silahı bırakmayacağım. Gördünüz mü adamı? Şurada. Şu alandan bir çıkayım. Abi ben çıkana kadar... Ya arkadaş, bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş ya? Rezillik ya. İstediğim gibi olmadı. Evet arkadaşlar, bendeniz Volkan Yörük, namı değer Volkan abi. 3 maç 3 galibiyet dedik, oyunlara başlıyoruz. Bendeniz oyuncu ve sunucu Volkan Yörük, namı değer Volkan abi. Sizler beni zaten bazılarınız dizi ve reklamlardan tanıyor olmanız lazım. En son TRT1 Toskaparan dizisinde kuklalı bilim adamını canlandırmıştık. Aynı zamanda illüzyon ve kukla gösterileriyle stand-up şovlar yapıyorum. Artık canlı yayınlarda oyun ve program tanıtımlarına geçtik. Volkan Yörük Official ismiyle TikTok, Twitter, Instagram dahil olmak üzere bütün sosyal medya hesaplarında, YouTube'da dahil, sizlere oyunculuk, sihirbazlık, kukla gösterileri, drama dersleri, yine montaj görüntü programlarıyla ilgili videolar çekilip çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tabii ki favori oyunumuz PUBG ile başlayalım istedik. PUBG'de şu anda 4. videomuzu ya da 3. videomuzu çekiyor olmamız lazım canlı olarak. 3 maç 3 galibiyet nasıl oluyor? İlk 5'e girdiğinizde galip sayılıyorsunuz. Çünkü mantık olarak ilk 5'e girdiğiniz zaman ikinci takım oluyorsunuz. Grup sıralamasında da ikinci oluyorsunuz. Ama bizim amacımız tabii ki grup sıralamasında da oyunda da birinci olmak. Onun için oynayacağız. Hem oynayacağız hem de oynarken de size yaptığımız stratejilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi tek olduğum için suda çok vakit geçiremem. 6x ile başladık. Güzel oldu. Evet, bu suya girdiğinizde ilk bulanık oluyor. Sonra açılıyor su, gördüğünüz gibi açıldı. Ama bizim o kadar zamanımız yok. Çünkü her an birisi gelebilir. Ve bizim elimizde silah yok. En önemli şey, hemen silah alacağız abi. Hazır 6x'imiz de var. Güzel. Güzel. Hızlı. Evet, 2 seviye çanta geldi. Evet, sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, şöyle şurayı da alalım. Şu 4x'i de alacağım. Evet, benim artık dürbüne ihtiyacım olmayacak. Çünkü 6x ve 4x bana yeterli. Şu anda M4 lazım. M4 lazım.
Şuradan başlayarak dolaşalım, bir şeyi kaçırmayalım. Burada da 3x var. Aldı ama bırakacağım şimdi. Evet, AKM'i şimdilik alalım. Şimdilik alalım. Şimdilik aldım. Ne olur ne olmaz diye. Evet, burada da bir 3x var. Gerek yok. Evet, dürbün sıkıntım yok şu an. Seviye olarak da çanta da yeterli. Yelek de güzel oldu. Şu an için M4 ya da DP olursa silah olarak daha mutlu olurum. Benim sevdiğim ve hassasiyet ayarlarını yaptığım silah M4. Evet, M4 şurada var galiba. Evet canım benim, gel. Gel bebeğim benim. Evet, M4'ümüzü de aldık. Hemen otomatiği kapatalım. Şarjör ve dipçik alacağız arkadaşlar. Şarjör ve dipçik. Ondan sonra inşallah artık rakiplerle karşılaşmaya hazırız. Evet, burada bir çok sekiyor şu anda. Çok sekiyor. Bunun hassasiyetini hemen değiştireceğim. Evet, 762 de DP ile ortak. Benim için aynı ayarda. Evet, şuraya bir girelim abi. Şunun hassasiyetini, 6x'in hassasiyetini 9'muş zaten, 8 yapalım. Evet, oyun sırasında da böyle ayarlar yapmanız gerekebilir. Yapın yani. Tabi kendinize de güvenli bir bölge seçin. Şarjör yok, dipçik yok. 4x'imiz var zaten. Evet, 4x'imiz var. Şimdi burada silah attığımız için burada fazla durmamamız lazım. Çünkü şu anda sesi duymuş ya da haritadan görmüş olabilirler. Yan nişangah en önemli şeylerden bir tanesi. Mutlaka ama mutlaka gördüğünüz yerde alın abi. Alın, çünkü çok zor veriyor şu yan nişangah. Şimdi ben burada gördüm bir tane. Hemen alacağım onu. Evet, aldım. Evet, buraya koydu zaten. Şarjör ve dipçik alacağız. Ondan sonra silahımızın dengesine bakacağız, hassasiyetine bakacağız. Evet, düşman geçiyor. Geçtiler. Geçtiler ve gittiler abi. Geçtiler ve gittiler. İyi ki gittiler. 2 ya da 3 kişiydiler. Evet, el bombası mutlaka elinizde en az 3 tane. 3 tane el bombası olsun abicim. Benim nacizane tavsiyem. 3 el bombası. Mutlaka bir tane sis. Mutlaka bir tane molotof kokteyli olsun. Olsun yani. Ne olur ne olmaz. Bakalım bizim ne kadar var. 7 tane el bombası almışız. Biraz abartmışız. Ama sis filan gelirse tabii ki el bombasını bırakacağım. Şarjör olarak da yine şeyi aldık. Şarjörü aldık gördüğünüz gibi. Şu an sadece dipçiğimiz yok. O da çok fark edeceğini sanmıyorum. Onun için uygun bir yerde bir silah atışı yapacağım. Evet, uygun bir yerde. Sonra kaçacağım. Evet, bir silahın sekmesine bakalım. Yani neredeyse neredeyse hiç yok gibi. Şimdi 7'ye düşüreceğim. Bir de 7 ile deneyeceğim. Hızlı. 7. 7 alan da geliyor çünkü. Evet, 7 ile oynayacağım şimdi.
Bir de 7 ile deneyeceğim. Bakalım ne kadar fark edecek. Dediğim gibi şu an sadece dipçik yok. Dipçik dışında her şeyi aldık. Silahımızın ayarını önce eğlence parkında ayarladık. Burada da ince ayarlar yapıyoruz. Evet, tava aldık, sağlık aldık. Bakalım 2 tane var. Bundan 5 tane var. Gerek yok abi ya. 2 tane yeterli. 212 tane kurşun varmış. Şu molotofu almak istiyorum. Çünkü o lazım olabilir yani. Evet, 2 seviye çanta şu anda ağzına kadar doldu. Bir tek dipçiğimiz yok. Şu an ayar olarak da iyi bir hassasiyet ayarı yaptığımı düşünüyorum. Birazdan göreceğiz zaten. Şu ana kadar kimseyle karşılaşmadık. Evet, bakıyorum şu anda alanda, evet, son 3 küçülmeye kadar gelmiş. 3, en fazla 4 bence küçüleceği. Bizim adamlardan birisi düştü şu an. Evet, bir şey almama gerek yok. Açgözlülük yapmaya gerek yok. Her şeyimiz var yani. Bir tane 762 için bir yan nişangah olursa o da iyi olur. Olmasa da önemli değil. Evet, M16'nın da zaten dipçiği yok, görüyorsunuz. Ama şu anda ben nacizane çok iyi bir ayar yaptığımı düşünüyorum. Evet, bir sis bombası aldım. Bir el bombası bıraktım yani. Çünkü sadece el bombasıyla bu iş olmaz. Sis de lazım yani. Bir tane de molotof aldım. Söylediğim gibi o da bazen çok lazım oluyor. Yani öyle bir an geliyor ki, lan burada molotof kokteyl olsaydı adama atardık. Çok rahat oyunu alırdık diyorsunuz. İşte onun için bir tane bulunsun abiciğim. Evet, bizim adam düşmüş ama kimse kurtarmıyor onu. Herkes çok uzakta. Evet. Bakalım, evet, bak harita bir kere daha küçüldü. Bir kere de şu kadar küçülür. Bir de şöyle küçüldüm zaten. O ana kadar artık kimse kalmaz diye düşünüyorum. Evet, şimdi tekrar alan ortaladım. Şu an iyi bir noktadayım. Evet, bir yerde sıkıyorlar. Şu tarafta. Şuradan bakacağım oraya. Evet, şurada drop var. Ah, görüşümün dışında. Evet, ayak sesi de kasıyorum. Yok. Evet. Biri drop'a gitmiş abi. Şu silah sesi MK14 gibi geldi bana. Salladı bana. Şurada oluyor ne oluyorsa. Ulan ben gene insan evladıyım. Sizin yanınıza doğru geleyim yani. Kaldık şurada zaten. 4 tane rakip kalmış. Evet, birisi var burada.
Tam duvarın arkasında. İki kişi birden gelmişler. O beni görmedi. İyi saklandım ama öbürü gördü ve bitirdi abicim. Gördü ve bitirdi. Bakalım bizim takım bitirebilecek mi işi? Son 6 zaten.